Bakın son 20 yılda, son 20 yılda Türkiye'de asgari ücreti biz reel olarak %5,5 artırmışız. Yani enflasyondan arındırmış yıllık ortalama 20 yıllık artış %5,5. Peki Türkiye'nin reel büyümesi ne kadar bu dönemde? %5,4. Bakın asgari ücret 1970'li yıllara gidin. 70 dolar civarında bile değil. Yani şöyle söyleyeyim. O civarlarda. 80'li yıllarda 50 dolar civarına düşüyor. 90'lı yıllarda 100 dolar civarına düşüyor. Yani o 100 dolar civarında kalıyor. AK Parti hükümetleriyle birlikte dolar bazında asgari ücrette muazzam bir artış var. Bakın şuradan rakamı tam vermek için söylüyorum size. 2000-2010 arası ortalama asgari ücret 227 dolar olmuş. 2003-2023 arası ortalama asgari ücret 339 dolar olmuş. Bakın Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Tarihi bakın en yüksek zirvelerinden birisini bu dönemde yakalamış. Ve göreceksiniz bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Çünkü biz Ocak ayında yani geçen sene sonunda işte bu sene için açıklanan asgari ücret artışı %49. Bakın ilk 6 aydaki enflasyon %20'lerde olacak. 20 küsürlerde. Yılın sonunda da çok büyük ihtimalle piyasa diyor ki %43-44 olur diyor. Merkez Bankası'nın üst bandı %42. Velev ki bu seviyelerde dahi olsa yani varsayalım ki %45'in altında bir rakam. O bile reel olarak yine büyümeden daha fazla asgari ücret artışına tekabül ediyor. Aynı şeyi emeklilerimiz için söyleyebilirim. Aynı şeyi memurlarımız için söyleyebilirim. Çünkü Ocak ayında 6 aylık %49'luk bir artış vermişiz. Şimdi Temmuz'da enflasyon farkları da verilecek. Dolayısıyla reel olarak ve dolar bazında bakın Asya'daki ülkelere bakın. Endonezya'ya bakın. Yani gelişmekte olan ülke. Filipinlere bakın. Gelişmekte. Tayland'a bakın. Gelişmekte olan ülke. Bunun benzeri birçok ülke var. O ülkelerle karşılaştırın. Gidin Latin Amerika ile karşılaştırın. Mesela Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya. Bütün bu ülkelerle karşılaştırın. Avrupa'ya gelin. Avrupa'da Bulgaristan, işte Hırvatistan, Romanya, işte ne bileyim Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle karşılaştırın. Polonya hariç Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerden en yüksek asgari ücret bizde. Bu bahsettiğim Latin Amerika'da, bu bahsettiğim işte şöyle Doğu Asya'da, Uzak Doğu'da bize benzer ülkelerden bahsediyorum. Bizim yani bize eşdeğer ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Biz AK Parti hükümetleri döneminde bakın AK Parti hükümetleri döneminde biz asgari ücreti büyümenin bir tık üzerinde artırmışız. Bir tık dolar bazında hiçbir hükümete nasip olmayacak şekilde artırmışız. Ha geçim sorunu var mı? Tabii ki olacak. Kolay değil. Ama biz refahı artıracağız. Sanayi politikasıyla Türkiye'yi katma değer zincirine yukarı çıkartacağız. Asgari ücret adı altında en düşük ücret demek. İşletmelerimiz, şirketlerimiz, Türkiye'deki girişimciler tabii ki bunun çok üzerinde verebiliyorlarsa vermeli. Evet kesinlikle vermeli. Biz zaten bunu da teşvik ediyoruz. Bakın asgari ücreti biz vergi dışı bırakmışız. Ve bu sene bütçeye maliyeti 670 milyar liranın üzerinde. Bakın en büyük vergi harcaması kalemlerin başında en büyük. Başında asgari ücrete verdiğimiz destek geliyor. Hatta firmalara aylık şu anda destek veriyoruz. Dolayısıyla bakın tekrar altını çizmek istiyorum. Asgari ücreti kardeşimiz çok çalışıyor. Alın terinin karşını almak durumunda. Ama bu konunun istismarı popülizm içeriyor. Popülizm Türkiye'yi nerelere getirdi gördük. Bir EYT'nin maliyeti 37 yaşında, 38 yaşında, 39 yaşında, 40'lı yaşlarda. Bakın 40'lı yaşlarda milyonlarca insan emekli oldu. Şu anda
Avrupa'da ortalama emeklilik yaşı 64,4 civarıdır. Türkiye'de ortalama emekli yaşı 52. O gün ekonominin EYT ile dümeni birlikte, sizde olsaydı EYT ile karşı birlikte, çıkar bakın mıydınız? EYT ile birlikte olmuş gitmiş. Evet. Zamanında biz tabii ki bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bakın bu sene EYT'nin, tekrar söylüyorum, finansman maliyeti dahil 724 milyar lira. Peki biz bu 724 milyar lirayı insanlarımızı, vatandaşlarımızı 37, 38, 39, 40'lı yaşlarda biz emekli etmeseydik ve yani daha çok istihdam sağlanması için. Emekli oldular, çalışıyorlar ama bir de. Ya Şimdi istihdamdan da ama çekinmiyorlar. sonuçta bütçeden bu ödemeleri yapmak Tabii. zorundasınız. Bunu da borçlanmak zorundasınız.